Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra bir video daha atalım değil mi? Arada sırada böyle atıyoruz. Evet, başlıklarında göreceğiniz gibi son Metin 2 videosu olabilir. Çünkü oyunu artık baya baya salmaya başladım. Günde bir sefer falan giriyorum. Böyle şey yapıyorum işte, arkadaşlar netiz falan yaparlarsa onlarla takılıyorum. Olmazsa bazen günlük görevleri falan yapıyorum. Öyle böyle çok az duruyorum oyunda. Ve artık oyundan iyice soğudum. Çarım burada. Bir tek hedefim var sadece oyunda şu anda. Tek bir hedefim var. Hemen oyun çar açılsın. Evet, açıldı. Şurada bir tane petim var. Şu pet kaç gündür? 719 gündür bekliyor. 760 gün geçtikten sonra bunu kasacağım. Bakalım ne verecek? Bunu çok merak ediyorum. Bunu bekletiyorum. Başka da yani oyundaki hiçbir hedefim, hiçbir amacım yok. Zaten ortalık o kadar şey oldu ki, yani sunucuyu tamamen öldürdüler. Sunucuda yapılan her şey başka sunucuya gidiyor. Bir item, birisi item bastı mı? Güzel bir item bastı. Ben diyor bunu götüreyim, bak canımı da satayım. Tabi buradan item gidiyor. Bazı özel malzemeler gidiyor. Burada 1 liraya satacağını orada 2 liraya satıyor. Yani oyun ya von yank olarak diyorum. Gerçi oyun dışı ticaret de aldı başını yürüyor ve çoğu kişi hiçbir yaptırım olmadığını söylüyor. Benim konuştuğum, sohbet ettiğim insanlar var. Onlar da diyor abi artık kimse araştırmıyor bunu diyorlar. Vallahi bilmiyorum. Ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır. Ben başkasının yalancısıyım. Eskisi kadar disiplin bir şey yok diyorlar. Araştırma yok diyorlar. Benim hala onu da şimdi merak edenler olur. O şamanım hala mevcut değildir hatasında. Oyunda o kadar artık sunucu ölmüş durumda ki şu anda bir tane yılan silahı dönüştürseniz artı basamazsınız arkadaşlar. Barbaros'ta kesinlikle bak kesinlikle artı basamazsınız. Benim elimde önceden kalma şu kadar sandığım var. Bunları satıyorum şu anda. Bunun fiyatı 140M civarında falandı. 120M falan da düşmüştü. Bakın şu anda pazarımızda ne kadar sandık var. Önce zoruna bakayım. Yok kolayına bakalım. Benim koyduğum şurada 20 tane var. Şurada var 40 tane, 49 tane. 49, 59 tane. 69 tane işte. 69 tane şu anda pazarda ejderha kutusu var. Başka da yok. Zoruna bakalım. Ağırına. Zor alastor sandığı aramada uygun bir nesne yok. Şu anda bir silah dönüştürdüğünüz anda basamazsınız. İmkanı yok Barbaros'ta. Çünkü bütün yapılan anahtarlar Jonomiye'ye gidiyor. Buradan alıyorlar gidiyorlar. Artık oyun içi midir, oyun dışı mıdır bilmiyorum. Bunun araştırılması da gerekiyor. Ve böyle olunca da tabii ki sunucular gitgide çökmeye başladı. Hat şeye gidiyorsun. Ben gitmedim uzun zamandır. Bizim arkadaşlar anlatıyor. Bu dolmuş anahtar bossuna gidiyorlar anahtar düşürmeye. Biz de bir iki sebep dinleyelim diyorlar. Gidiyorlar. Orada hiç adamın çarını ayakta duracak, yürüyecek hali yok. Niceyi açmış, okluyor. Anahtar ona düşüyor. Lan bir tane slot dokunsa zaten geberecek. Ama oradan hiçbir şey yapmadan anahtarını alıyor. Ve oradaki kaosu görmeniz lazım. Her duyan oraya gidiyor para vardı. Her duyan oraya gidiyor. Her zaman da çok kestim orayı. Solaç bir şekilde. Kimse yoktu. Kimse yolunu bile bilmiyordu oraların. Binlerce anahtar kastım. Onları gittik ejderha kestik canlı yayınlarda çoğunuz görmüşsünüzdür işte açtık arkadaşın silahını artı basmaya çalıştık olmadı bir şeyler bayağı bir şey oldu ve oradan da soğudum oraya da gitmiyorum sadece işte dediğim gibi netise giriyorum çıkıyorum başka da hiçbir şey yapmıyorum zaten bu sunucuların bu hale gelmesi bir evet bakcanın bu sunucusunun giriş ve çıkışlarının açık olmasından kaynaklandı. Biliyorsunuz orada adamlar ruhla kastılar buraya getirdiler. Burada sattılar. Buradan aldılar oraya götürdüler. Oradan aldılar buraya götürdüler. Ha onlar suçlu mu? Değil. Buna izin verenler suçlu. Başka da hiçbir şey değil.
Ben olsam ben de yapardım. Benim imkanım olsaydı belki ben de yapardım yani. O yüzden bir şey diyemiyorum ama günde binlerce won kazandığını ifade eden şahıslar var. Bu wonlarla ne yapıyorlar? Açık açık konuşuyorlar. Kimse de araştırmıyor mu? Ne yapıyor? Yaptırmıyor. Piyasanın içinden mi geçiyorlar? Hiç kimse bir şey demiyor. Ve oyun artık benim oynama vaktim de geçmiştir. Zaten yaşta kemal eriyor. 6 senedir video çekiyorum. Yoruldum. Cidden bu oyun beni yordu. Bu saatten sonra pek Metin 2 videosu atmayı düşünmüyorum. Belki o oyunda bir değişiklik olur, bir şey olur. Atarım. Ama kesinlikle ve kesinlikle şu anlık öyle bir niyetim yok. Yeni hayatta kalma oyunları var. Onlara başladım. Medieval Dynasty diye bir oyun var. Artık onun videoları gelecek bugüne kadar. Metin 2 kitlesi izlemez biliyorum. Çünkü Metin 2 kitlesi öyle bir şey ki video Metin 2 haricinde bir şey açtığın zaman hemen çıkarlar yayına. Bunu canlı yayınlarda çok gördük. Bakım yayını olurdu. Açardım karakteri şöyle hani boş şifre giriş ekranında durur hesap. 150-200 kişi izler. Ya o sırada bir başka oyuna gideyim. Metin 2 nasıl olsa kapalı başka bir oyun oynayayım desem dediğim anda o izleyici 20-30'a düşerdi. Ya boş ekranı izlersinler ama şey izlemezler. Başka bir oyunu izlemezler. Şu anda yani bu videodan sonra abonelikten, takipten çıkacak arkadaşlar olacaktır. Onlara bugüne kadar verdikleri katkıdan ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde buraya geldik. Ben bu kadar kanalımı büyütebileceğimi zannetmiyordum. Ama büyüdük, geliştik. Allah'a çok şükür para da kazandık 3-5 kuruş. Tam sıkıntılı olduğum zamanlarda YouTube'dan güzel paralar da aldım. Ama şu anda maddi durumum da düzeldi yavaş yavaş. Biraz da onun rehaveti var. Video atmamak için bahane üretiyorum kendi kendime. O yüzden bilmiyorum yeni seri tutar mı tutacağını zannetmiyorum. 1000 kişi falan izleyeceğini tahmin ediyorum. Benim üzerine de çıkacağını zannetmiyorum ama yine de yeni serilere başlayacağım. Hayatta kalma ve strateji oyunları, menajer oyunları falan oynamayı düşünüyorum. Kendinize yani bugüne kadar bana verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. Birinizi kırdımsa, üzdümse affola. Pek oyunu küfreden veya hakaret eden birisi değilimdir. Ve karşıyımdır da buna. Ama nedense böyle kanallar küfredenler, hakaret edenler daha çok izleniyor. Her yine de birinin kalbini kırdımsa canı gönülden özür diliyorum. Metin 2 camiasına hoşça kal diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Belki ileride tekrar şartlar değişirse döneriz bilmiyorum. Yine de Metin 2 videolarına elveda der gibi bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kal.